Rusya İmparatorluğu'nun elçisi, Ekselansları Kont Obreskov. Büyük padişah. İmparatoriçe Yekaterina'nın saati bana endişe veriyor. İlk önce ondan bahsedin. Onun sıkati yerindedir. Allah'ımızın günahlar yüzünden yeryüzüne gönderdiği hastalık İmparatoriçe Yekaterina'yı etkiledi mi? Pravi bani İmparatoriçe Nidarosu için bir tehdit değildir. İmparatoriçe aşı yaptırmış. Böylece tabası için bir örnek olmuştur. Saati kurumuz da bu insanların arasındadır. Kötü bir şey olmuştur diye düşündüm. İmparatoriçe'nin size hediyesi var. Hediyelerimi önemsememiş olmalı ki. Kabzasında değerli taşlarının ve kının olmadığı bir kılıç göndermezdi. İmparatoriçe hediyelerinizi beğendi. Ancak onları kabul etmedi ve sebeplerini de bildirdi. Bu kılıç sıradan bir kılıç değil. Bir subayınıza aitti. Bu kılıçın da ülkemize gelmiş. Kılıç hendeyken de vefat etmiş. Doğru mu duydum? Hediyelerimizi kabul etmedi mi? Evet. Bilmiyordunuz. Hükümranım, Rus şansölye hediyelerin teslim edildiğini bildirmişti. İmparatoriçe Yekaterina'nın şansölyeleri yoktur. Danışmanları vardır. Kim o? Kumpanin almıştır. Veleteceğine söz ver. İki kılıç, eski Şam çeliği. Sadece bu değil. Bu kılıç, oğlum İskender Bey'e aittir. İmparatoriçe Yekaterina savaşmak ve ganimetleriyle geçirmek, istemediğini hediyeleriyle göstermektedir. Tür kılıcına ihtiyacı yoktur. O kadın. Ganimet galibe aittir bu zafer, kahramanlık ve şans sembolü. Ölü düşmanların hakkında ise tatlı bir hatıra. İmparatoriçe Yekaterina düşmanlık değil. Dostluğunuzu aramaktadır. Dostluğu arıyor. Kiminle? Herkes ile mi? Cevap verme. Tahmin edeyim. Benim başvezirimle mi? İster misin dost olmak imparatorça ile? Hepsi padişahımıza bağlıdır. Kendi dileklerim yoktur. Ölmek ister misin? Hayır. Ben ölmeni istiyorum. Dileğini yerine getir. Yeah! Diz çök. Ben büyük devletin elçisiyim. Öleceksin. Haklısın. Elçi öldürülmez. Diz çökene kadar zindanda çürüyeceksin. Sadece oğlumun kılıncını kullanma. Evetin mutluluğun bahçesinde onu karşılamak, ona gülüşmek, sarılmak istiyorum. İmparatoriçe Yekaterina sağ. Savaşacağız mı? Evet, hünkârım. Evlak ve Kırım'dan vuracağız. Saldıracağımız yerler: Poltava, Kiev, Taganrog, Azak, Astragan. 300 yıl önce geldik İstanbul'a. Moskova'ya da gireceğiz, Kiev'e de. Ve sürekli orada kalacağız. Ruslar neyle karşılık verirler? Ruslar en fazla 100 bin asker çıkaracaklar. Tüm Rus donanması Baltık denizindedir.
Gemiler eski, ağacı çürük, her şey soğuklar ve buzdan dolayı bozuk. Rus donanması Avrupa'yı dolaşarak Cebel-i Tarık'a girebilirler mi? Yok, mümkün değil. Savaşı ne zaman ilan edeceksiniz hünkârım? Kendimizi zorlamayalım. Hainler yok edildi. Ruslar elçinin ölüm cezasını yakın öğrenemeyecekler. Ben ise Eflak'a giderek büyük sefer için hazırlık ile ilgileneceğim.